Evet, selam herkese. DML02 FC'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümün sonunda yeni transferlerin birçoğunu görmüştünüz. O transferlere ek olarak yeni transferler de yaptım. Kadroya bakarak başlayalım. Sonrasında da maça geçeceğiz. Kalede kaptanımız da olan Sommer olacak. Sağ bekte Matic, sol bekte de Miranda var. Stoperlerde Gonçalo, Inacio ve Çağlar Söyüncü. Ön libero Delaney, orta sahada Guerreiro, Sabitzer ve Szoboszlai üçlüsü var. Guerreiro'nun pozisyonu sol bek normalde ama orta sahaya çekince daha da yükselecek ratingi onun antrenmanında yaptırıyorum. Forvet'te de Arjantinliler olacak Lautaro Martinez ve Farias ikilisi. Maç içinde de Delaney'i stopere çekip Cash ve Miranda'yı da ileri atabiliriz. Gol aradığımız zamanlarda veya Guerreiro'yu da sol kanada koyabilirim. Szoboszlai de sol kanatta oynayabiliyor. Yani maç içinde değişiklikler olabilir kadroda. Yedeklerde de iki tane genç isim olacak. Arda Güler çok ucuza 4 milyona veya 5 milyondu. O kadar yani ucuz bir miktara Arda Güler'i aldık. Ve altyapıdan da Arthur Hale forvet pozisyonuna yükseldi. 69 ratingi yükselmişti. 70'te oldu şimdiden. Maç öncesi bu sezon kullanacağımız formaları da göstereyim. Kırmızı forma, iç saha forması, siyah forma, deplasman ve alternatif forma da beyaz olacak. Evet, kadroyu zaten gösterdiğimiz için hemen maça geçelim. Efsanevi zorlukta oynuyorum. Galatasaray kariyerinde dünya klasında oynadım ama yani çok farklı bitti maç. O yüzden efsaneviyle devam ediyoruz iki kariyerde. Şimdi Farias kaleci çok iyi çıkardı. Uzaklaştırıyor savunma. Bu arada sezon öncesi turnuvayı da yani 3 maçta kazanamadık hiç. 2 tane beraberlik bir de mağlubiyetimiz var. Onları zaten simüle ettim. Videoya da koymayacağım o kısmı. Ama size de bunun bilgilendirmesini yapayım istedim. Şimdi Szoboszlai'yi Delaney'i sol ayağıyla vurdu. Kötü bir şut çekti. Top bizde kaldı. Szoboszlai çok iyi vurdu. Henderson çıkardı. Korner bizim. Szoboszlai şimdi ortası. Savunma. Farias. Savitzer. Szoboszlai. Kaleye şutu. Dışarı çıktı. Szoboszlai. Vurdu yine Szoboszlai ama Henderson yine çıkardı. Maça çok iyi başladık. Bir orta şimdi Martinez, Henderson yine çok iyi çıkardı. Biz de hemen geri kazandık topu. Şimdi Szoboszlai şutu yine Henderson kaptırıyor ve karşı atak şimdi Nottingham Forest için. Lingard, Çağlar geldi Nottingham Lingard'la. Thuram, uff. Mükemmel bir gol. Marcus Thuram'dan durduramadık Lingard'ı ve Thuram da yani güzel bir gol attı. Szoboszlai. Szoboszlai çok iyi vurdu. Bir kez daha görelim buradan. Gole yine yaklaştı. Böyle işte kaçırdı Szoboszlai. Son dakikada bir atak daha geliyor Nottingham'dan. Gonçalo, Inacio çok iyi girdi araya ve uzaklaştırıyor topu. İlk yarı 1-0 geride kapattık. Yani biz oynadık aslında sadece. Tek şutları da gol oldu. Pas güzel. Szoboszlai. Szoboszlai ve gol. Birbiri bulduk. Sonunda Dominik Szoboszlai golünü atıyor. 5 yıllık sözleşme yaptığımız nadir oyunculardan. O yüzden takımın önemli bir parçası. Cash. Lautaro Martinez. Çok kötü bir şut çekti. İyi pas verdi Matt Cash ama karşı atak Nottingham Forest için offside'ı düşüremedik ve son atak bizim için olabilir. Şimdi Martinez'in koşu yoluna. Orada Arthur giremedi araya ve ilk maç 1-1 berabere sonuna eriyor. Kazanabilirdik yani. İstatistiklere de bakacağım şimdi. Gol beklentisi sıfırdı Nottingham Forest'ın ilk yarı bittiğinde. Kazanmalıydık, kazanabilirdik ve sadece 3 şutu olan
Rakiple beraber kaldık. Gol beklentisi de 0,1. Evet, ligde ikinci haftada Everton deplasmanındayız. Yeni özelliklerden olan önemli anlara oynat seçeneğini kullanacağım. Hem savunmada hem de hücumda ya da yalnızca hücumda öyle bir seçenek de var. Önemli anları bize oynatacak oyun. Ben şimdi DML 0-2 FC kontratağı diyor. 10. dakikada bir kontratak yakaladık. Sabitlerle gidiyoruz. Martinez. Farias. Martinez çekti. Martinez attı. Martinez'in golü 1-0 yaptık. 11. dakikada. Şimdi Everton hücumu 37'de geliyor. Gonçalo giremedi araya. Sommer Bravo. Şimdi serbest vuruş. 41. dakikada bizim için. Şöyle hadi bir şeyler deneyelim. Kaleci için çok kolay bir top oldu ve Everton kontrata 50. dakikada. Çok da kontratak değil yani, bizim daha fazla adamımız var. İyi gitti. Giremiyoruz araya. Bravo Gonçalo. Ve şimdi serbest vuruş bir kez daha bizim için 55. dakikada, bu sefer orta açacağım. Şöyle ortaya açalım. Orta arka direkte orada. Keşke o kadar erken gitmeseydi, belki bir şut çekebilirdi. Şimdi tek başına giden bir adamımız var. Farias bakalım ne yapacak. 58. dakika. Kontrolü kötü ama geçti. Şimdi Farias diyor. Farias. Hayır. Pasını çıkartamadı. Kaleci çok iyi çıktı aldı. Ve Everton kontrata 63'te. Yine Oo, çok iyi pas. Çok iyi pas. Kaleci çıkmadı. Calvert-Lewin Sommer. Çok iyi bir ataktı ve bir hücumda Everton'dan 82'de bu sefer girdik araya. Ve 1-0 kazanıyoruz Everton deplasmanında Martinez'in attığı golle. Sırada Carabao Cup var. Bütün oyuncuları Arda Güler ve Arthur dışında ve Sommer dışında çıkardım. Yedekler de değiller. Yorulmasınlar. Tottenham maçı var daha sonrasında zaten. Hemen hızlı sümer diyeceğim. Bu kupalar yani FA Cup dışında umurumda değil. Elenebiliriz de. Geçtik 2-1. Arthur golünü attı. Arda Güler de 7 rating. İkisi ve Sommer maçı taşımış. Bir de Hooper. O da oynamak istiyordu. İyi oynadı gerçekten de. Ama gideceksin yine de. Evet, sırada videonun ve transfer dönemi bitmeden son maçımız Tottenham karşısında evimizde iç sahada olacak bir maç. Ama şimdiye kadarki en güçlü rakibimiz olacak Tottenham. Videonun son maçı, çünkü son bir transfer öneriniz varsa onları da almak isterim. Belki genç isimler alabiliriz, kadroya yedekte bekleyecek. Onun dışında fazla transfer yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Maça da geçelim hemen. Açtı topu Çağlar. Girdi ve Cash. Matty Cash. İyi gitti. Pası şimdi Farias offside. Farias offside'da. Gole yaklaştık aslında. Offside olmasa iyi bir pozisyondu. Emerson Sommer çok iyi çıkardı. Kulusevski yine Sommer. Ama hata yaptılar ve şimdi çıkıyoruz. Hayır, çıkamıyoruz. Çok basit bir hata. Kane Sommer. Atak devam ediyor. Boş kale. Çağlar Bravo. Çok basit bir hata yaptık ama şimdi çıkıyoruz. Szoboszlai, Sabitzer. Sabitzer. Top bizde kaldı. Sabitzer. Şimdi boşta Martinez. Olmuyor. Kötü paslar. Çağlar. Bir kötü pasta bizden. Çağlar. Sommer bravo. Yani savunma çok büyük hatalar yapıyor ama Sommer kaptan o hataları telafi ediyor. Orta geldi. Bravo savunma. Bir korner daha. Ve son şimdi ortaya açtı ama Miranda kafayı vurdu. Hakem de ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarıda kötü oynadık. Yani pozisyonumuz yok açıkçası çok fazla. Tottenham'da 3 kere gole yaklaştı diyebiliriz.
Sommer iyi kurtarışlar yaptı. Evet, ikinci yarıya Tottenham başlıyor. Kolay hatalar yapmamalıyız. Şimdi savunmanın arkasına Son kaçtı ama Sabitzer girdi araya ve Cash pası Farias. Szoboszlai, iyi. Lautaro, Szoboszlai attı bunu. Attı ve gol. 1-0. Orada oyunda Szoboszlai dese bile ben Szoboszlai diyeceğim. Gol attı Szoboszlai ve 1-0 öne geçiyoruz. 49'da aldık ve iyi bir pas. Kulusevski, Guerreiro kaptırdı. Kulusevski aşırttı ve gol. Daha önce çıkıp da kurtaran Sommer bu sefer Kulusevski Kane'in yaptığı hatayı yapmadı ve 1-1 oldu. Hemen yedik golü. Kötü oldu bu. Miranda şimdi Guerreiro top kaybını yapmıştı. Gole neden olmuştu. Ve kaptırıyoruz topu bir kez daha. Basit hatalar. Emerson. Kulusevski ama Miranda pası çok riskli ve zor da olsa çıktık mı? Çıktık. Şimdi atak. Farias. Szoboszlai. Şimdi Savic'e Matty Cash sol ayakla. Kaleci çok iyi çıkardı. Loris. Szoboszlai. Martinez. Farias ya. Offside olabilir mi? Olmuyor. Ve Sommer bravo. Şimdi de çıkarken kaptırdık. Yani harika gerçekten. Kulusevski ya, Sommer harikasın. Yine çıkardı. Ve hiçbir şey yapamıyoruz. Romero yine Sommer. Szoboszlai uzaklardan denedi. Loris. Çok iyi bir fırsat olacak Tottenham için son ataklar belki ama Cash bir anda Tottenham'da kaldı top yine Kulusevski Harry Kane Sommer son bir atak belki de hayır son bir atak Tottenham için Sommer orada hızlı başlatmak isterken kaptırdık topu Sommer yine çıkardı hayır ya son dakikanın da, son dakikasında Harry Kane. Yani Sommer'e kurtarışlarına yazık oldu. Maalesef. Boş kale diyebiliriz belki de. İşte burada yine Sommer kurtardı. Gelişine voley gerçekten de çok güzel düşündü Harry Kane. Ve golü attı Gonçalo çıkartamıyor topu. Ve ilk defa ligde kaybediyoruz 2-1. Ve videonun da sonuna geliyoruz. Lige bir beraberlik, bir galibiyet, bir de mağlubiyetle başladık. 4 puanla kaçıncı sıradayız ona da bakarız. Ligde şu anda ilk 3 hafta sonunda 10. sıradayız 4 puanla ve transfer dönemi bitmesine de çok az kaldı. Belki birkaç tane yedek oyuncu alabiliriz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.